Çocuğum Hikmet Vefa, hala çıkmadı mı bu adamın test sonuçları? Ben bir bakıp geliyorum hocam. Hadi ya, hadi. Validen her an bir patlama bekliyorum çünkü bütün duygularını içinde tutuyor şu an. Sen demedin mi sabah babasıyla görüşmeyecek diye? Hocam o an öyle olması gerekiyordu. Tamam onlarla yüzleşmesin. Ama kendiyle yüzleşmesi gerek, ben öyle istiyorum. İnkar ediyor, umurumda değil diyor. Yani hayat böyle bir şey değil, üzülmesi gerek. Üzülüyor zaten. Üzülmüyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Üzülmeye izin vermiyor. Erman ne oldu? Babasına üzülmemek için hastanın birine taktı kafayı. Kadın öldü gitti. Hala peşini bırakmıyor. Tanju'nun radarında şu an. Sabah olanları biliyoruz. Eğer Tanju Ali'nin babasının burada olduğunu öğrenirse ortalık çok kötü karışır. Anladım. Ben bir bakarım. Buyurun hocam. Ha. Test sonuçları. Sağ olun efendim. Ali'nin babasının mı? Hı hı. Adam doğru söylüyormuş. Tıbben yapacak hiçbir şeyimiz kalmamış. Gerçekten ölüyor adam. Ali bir an önce babasıyla vedalaşsa iyi olur. Azlı, seni çok özlüyorum. Biraz otur. Ali. Sen iyi misin? Baba. Benim dedim dur, 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 dur. Tamam, sakin. Bir şey yok. Tamam, lütfen hadi oturalım. Lütfen hadi. Hadi gel. Oturalım. Kim o? Sabah ameliyat halinde eks olan hasta. Neden öldüğünü bulmam için otopsi yapmam lazım. Çünkü ölmemeliydi. Ölmemeliydi. Ali. Ölmemeliydi. Ali. Biliyorum çok zor. Ama senin babanla konuşman lazım. O da ölüyor ya. Bak. Dodo teyze falan bahane. Anlıyorsun değil mi? Ben iyiyim. Bütün hastane bunu bana tekrar tekrar söylediğiniz için teşekkür ederim, tamam? Ama herkes aynı şeyi söylüyorsa bir haklılık payı vardır değil mi? Böyle etrafına duvar örerek, kimseyi dinlemeyerek yapamazsın. Nasıl, ben etrafıma mecazi bir duvar örmüyorum. Tamam. O duvar benim hayatımın bir parçası. Benim duvarım o. O beni koruyor. Ne dedi, ne dedi? Mecazi bir duvar. Buldum. Hastamı nasıl iyileştireceğimi buldum. Etrafına duvar örerek zarar görmemesini sağlayacağım. Ali çok teşekkür ederim, süpersin, buldum. Ne kadar şanslısın. Yerinde olsam koşardım, hastama koşardım.
Sen iyi olacaksın değil mi? Dodo teyzenin neden öldüğünü bulursam evet. İyi olacağım. Ali. Ali. Ali benim gitmem lazım. Arayacağım seni. Ne olur. Ne olur kendine zarar verecek bir şey yapma. Sütsüz, şekersiz, sift gibi kahveniz. Harika. Teşekkürler, keşke hiç zahmet etmeseydin. Ne zahmeti, saçmalama, çalışacağız, zinde olmamız lazım. İçmeyecek misin? Bir kahve rica edeyim. Her zamanki de, tamam. Yani ben öyle seviyorsun diye yanlış mı yaptım? Yok, yani hep böyle içerim zaten de. O zaman. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. İçeceğim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hı-hı. Kıvılcım Hanım. Çok affedersiniz. Maaş bordrolarıyla ilgili bir şey görüşmem gerekiyor da sizinle. Eğer izin verirseniz. Tabii. Çok pardon. Hemen geri getireceğim, tamam mı? Şşş, tamam, sakin. Anladım, anladım. Kıvılcım ben... Tamam, tamam, tamam. Ben buradayım, merak etme. Kıvılcım sen hala hamilesin değil mi? Öyle çocuk aldırmalar falan yalandı. Deniz seni tekrar işe alsın da yapıyorsun. Sence Tanju? Yalnız var ya, tam zamanında geldin. Yoksa her şey çok bulacaktı. Kahve değil, suikast hazırlamış resmen. Ya ben sana güleyim mi, kızayım mı, yoksa hayran mı kalayım? Karar veremiyorum artık. Yalnız sen de hiç fena gitmiyorsun bu aralar ha. Sen öyle hız arttırınca ben de geri kalmayayım dedim. Gerçi şu Ali... Eks olan hastaya kafayı taktı. Yakında onun da kokusu çıkar. Benim de aklım orada. Sen hadi çabuk hazırlan da Beliz daha fazla şüphelenmesin. Aman ne şüphelenecek ya. O şaşkın burun ucunu bile göremiyor. Hadi canım, hadi. Demir, dedektif filmlerini sever misin? Abi ne diyorsun? Zaten acilde bırakıp gittin beni. Nereye gittin? 26'ya da gelmedi. Sevmez misin? Abi severim de ne alaka? Yani nereden çıktı? Dodo teyzeye otopsi yapıp tam neden öldüğünü bulmak istiyorum. Ama Tanju Hoca ve Ferman Hoca izin vermiyorlar. Otopsi yapabilmek için Dodo teyzenin ailesinden birini bulmam lazım. Ama kimliği yok. Cüzdanı ve telefonu da yok. Peki. Ben ne yapayım abi? İlgini çeker diye düşündüm. Dedektif filmlerini seviyorsun. Abi evet seviyorum da ben o işi filmlerde seviyorum yani senin de söylediğin gibi. Doktorum ben sonuçta. Hatırlatayım sen de öylesin. Tamam. Gel biz Ferman Hoca'nın vakaya bakalım. Ne olduğunu çözün demiştik, gel. O çok sıkıcı bir vaka. Safra taşı var.
Ali bak, deli deli işler yapma sakın. Tamam, sakin. Sakin, aferin. Geçecek şimdi. Boğazını kasmıyorsun. De, burnundan nefes alıyorsun, evet. Aferin sana. Evet, işte böyle. Klemp. Yakaladım. Oldu vallahi. İnanılmaz. Şimdi ısırıyorsun. Isır bakalım hadi. Hadi. Hiç korkmana gerek yok ki. Cerrahi torba bu. Neşterle bile kesilmez. Oğlum. Doktor ablaları dinle. Hadi ısır. Yükselcim. Üç deyince. Tamam. Bir. İki. Ah. Ayşe. Ne ya? Korkaklık yapıyor korkaklık. Hop. Oldu işte. İyi misin? İyiyim. Aferin sana da. Allah razı olsun doktor hanım. Ellerinize sağ olun. Geçmiş olsun. Hadi bakalım bitti bu kadar. Kesmedin değil mi abi? Hayır kesmedim. Sadece incelemeler yapıyorum. İpuçları bulmaya çalışıyorum. Bak Dodo teyzenin bağ koruyucu bir diz protezi var. Bu da implantın 30'lu yaşlarda olduğunu gösteriyor. Aslında seri numarasını bulabilsek kim olduğunu öğrenebiliriz. Ya. Bu arada bak. Gel. Bak. Dişleri çok kötü durumda. Evsiz olmasını göz önünde bulundursak bile ağzında bir sürü çürük, dolgu ve implant var. Ya. Demir. Bunlar güzel ipuçları değil mi Demir? Güzel ipuçları değil mi? Güzel ipuçları abi. Eyvallah da. Yani bütün bunların hastayı kaybetmekle falan bir ilgisi yok. Biliyorsun değil mi abi? Yani babanla yüzleşmemek için kendini oyalamaya çalışıyorsun. Biliyorum. Çünkü ben de aynısını yapmıştım. Ali. Bak çözüm bu değil abi. Baban orada. Sen onunla konuşmasan da orada olmaya devam edecek. O yüzden bırak bu otopsi bahanelerini. Git konuş babanla. Başka yolu yok. Yok. Üzgünüm. Ne abi o ne? Heh. Niye sordun ki? Sen dedektifliği sadece filmlerde seviyorsun. İlgini çekeceğini düşünmüyorum. Ama gerçekten çok ilginç. Çok ilginç. Çekil ya. Çekil. Çekil kendini ver. Kuş mu bu? Evet. Dodo kuşu, Maritus dodosu. Güvercingiller familyasından. 17. yüzyılın sonlarına doğru nesli tükenmiş. Uçamayan bir kuş türüdür. Ya. Nasıl? Eğlenceli değil mi dedektiflik ha? Eğlenceli değil mi? İtiraf et, eğlenceli. Fırla. Fırla, fırla. Seni tedavi edemem Hikmet. Hoş etmek ister miyim onu da bilmiyorum. Ama yolun sonuna gelmişsin. Ama
istersen ağrını dinle. Ağrı nerede? Seninle konuşmaya ikna edemedim. Korkuyor musun Hikmet? Öleceğin için. Öbür tarafta neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Ali'ye yaptıkların başına bir bela açar mı diye düşünüyorsun. Hı? Sen ne demek istiyorsun Adil Bey? Şunu demek istiyorum. Merak ediyorum. Gerçekten şu andan pişman mısın? Yoksa Ali'ye yaptıkların için vicdanını mı rahatlatmaya çalışıyorsun? Allah şahidi olsun ki pişmanım. Olmalısın da. Çünkü sen kendi öz evladını sokağa atmış bir adamsın. Hiç onun elinde olmayan bir sendrom yüzünden onu dövmüş, itmiş, kakmış, bütün geleceğini çalmaya kalkmış bir adamsın. Oğlun da o yüzden seninle konuşmak istemiyor işte. Üzgünüm. Adil Hoca, ne işin var senin serviste? Bir hastam vardı. Sen burada olduğuna göre önemli bir hasta herhalde. Ben bakayım ister misin? Hayır, hayır. Hayır yani, gerek yok. Tamam canım, kızma. Ben işime döneyim. Bunu işleyin. Kolay gelsin. Dövmeci bir hastam vardı. Melanom için geldi zamanında. Yani ona sordum. Nerede, ne zaman yapıldığı bir bakıyor. Yani garip bir dövme çünkü. Yapan hatırlıyor olabilir. Bu çok iyi. Çok iyi bu. Yani ya da en olmadığı babamın bir arkadaşı var, polis. Cemal amca. Rahatsız etmek istemiyorum ama yani evsiz kadın, dövmesi var, ilginç. Peki bir kaydı kuydu olabilir, ha? Ne oluyor burada? Ali? Dodo teyzenin ailesine ulaşmaya çalışıyorduk. Vaka verdim size Levent Bey. O ne oldu? Hocam safra taşını doğruladık. Kolesistektomi ameliyatı için de hastane tarihi kesinleştirdik. Çok basit bir vakaydı. Bitti. Bittikten sonra da üstüne düşünmemize gerek kalmadı. Ali, beni sinirlendirme. Bir vakanın ne zaman bitip bitmeyeceğine ben karar veririm. Karşında kim olduğunu unutma. Niye zorluyorsun Ali? Ben söyledim, bir kere beni dinle, hepimiz söyledik. Ortada gizemli bir durum yok. Kadının ağır top atladı ve öldü. Bitti gitti. Niye zorluyorsun oğlum? Vazgeçmeyeceksin. Değil mi? Kadının neden öldüğünü öğrenmeden durmayacaksın, değil mi Ali? Eğer bir daha bu vakayla alakalı bir kelime dahi duyarsam Ali'ye, seni ameliyattan men ederim.
Anladın mı? Şimdi kararını kendin ver. Ali. Vazgeçiyor muyuz? Babasının kim olduğunu bilmiyor ama huylandı. Eğer gidip listeye bakıp da Vefa soyadlı birini görürse anında uyanır. Onkolojiye aldırıyorum. Acele et. Hadi gel seninle yakışıklı bir ameliyat izleyelim, sonra da hastamıza bakarız. Hadi. Gelmeyeceğim. Ali. Bak takıntı yapıyorsun. Ya Ferman Hoca söyledi. Bu işin sonu kötü dedi. Daha ne desin adam ya? Ali. Takıntılar hakkında bir şey söyleyeyim mi sana? Benim de vardı. Ya çizgilere asla basmazdım. Kendimi bildim bileli. Asla. Sonra bir maç düştüm. Bir baktım tam çizginin üstüne düşmüşüm. Yani önce bir panik oldum. Ya böyle kutsal bir şey kırmışım gibi hissettim. Ama sonra hakem videoyu çalınca kalktım maça devam ettim. Yani anlayabiliyor musun ne demek istediğimi? Ha? Çizgileri silemezsin bu dünyadan Ali. Üstlerine basmak zorundasın. Bu işi bırakmak zorundasın Ali. Git. Babanla konuş. Hadi. Hadi. Senin hala çizgi takıntın var Demir. Bu hastanede dikişleri benim dikişlerime en çok benzeyen seninkiler. Simetriye önem veriyorsun. Dikişlerin dikiş makinesinden çıkmış gibi olsun istiyorsun. İnsanlar takıntıların kötü olduğunu düşünür. Ben öyle düşünmüyorum. Eğer senin bu takıntın olmasaydı bu kadar iyi dikiş atıyor olamazdım. Ben de Dodo teyzenin gerçekten neden öldüğünü bulmadan durabilseydim Ali Vefa olamazdım. Allah'ım sen bana yardım et ya. Tamam bak ama kimseye bahsetmeyeceksin. Tamam mı? Söz mü? Söz. Tabii 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 söz. Ara. Tabii. Ara mısın? Alo Cemal amca. Nasılsın? İyi misin? Gizli göreve gidiyoruz. Gizli görev. Ya ne hayırsızlığı. Çalışıyoruz şurada. Hayat kurtarıyoruz. Ya senden bir şey isteyeceğim. Ne oldu kız? Hasretime dayanamadın mı? Şşş gel buraya. Güney sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Kıvılcım onu muameleymiş. Ne? Ya evet Tanju Hoca da biliyor. Az önce tuvalettelerken duydum onlar beni görmediler. Kızım ne diyorsun sen ya? Ya yazıklı mı vereyim Güneş? Kıvılcım onu hala hamileymiş. Kandırıyor ya Beliz Hanım'ı. Tanju Hoca biliyor. Ben duydum şimdi sen biliyorsun. Ne yapacağız? Bilmiyorum ondan çağırdım işte. Ne yapacağız? Ne yapalım? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmayacağız. Nasıl hiçbir şey yapmayacağız ya? Söylemeyeceğiz mi Beliz Hanım'a? Söylemeyeceğiz Gül'ün. Bak bu laf ortaya çıktığı anda direkt bizden bilirler. Onlara hiçbir şey olmaz. Biz arada güme gideriz söyleyeyim. Yazık değil mi ama resmen kadıncağız koynuna yılan almış ya. Bilmesin mi yani? O da tuzağa düşürdü ama Kıvılcım Hanım'a. Hem de bizim sayemizde. Bak, sakın, sakın, sakın Sultan biz bu işe karışmayalım ya. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Yani bize ne milletin hayatında? Ya saçmalama Güneş. Sen saçmalama Gül'ün. Şimdi bu kadın bilmem kaç ay sonra bu hastanenin yarısını almayacak mı? O zaman ne olacak söyle bana ha?
Hadi sen memlekete döndün diyelim. Ben ne yapacağım ya Gül'in? Senden sonrası tufan mı olsun? Öyle mi diyorsun yani? Aşk olsun, ben öyle bir insan mıyım? Tamam Gül'in, bak kimseye, hiç kimseye bundan bahsetmiyorsun. Açı, açı dahil sakın. Sen beni dinle. Kıvılcım Hanım geliyor. Korkak. Semaha Sürek, 62 yaşında. Cemal amca bütün dosyasını yolladı, al bak. Kondüktör müymüş demir yollarında? Hı hı. Kaza geçirmiş, kafa travması. Ondan sonra bütün hayatı değişmiş. İşten atılmış, boşanmış. Sonra oğlunu velayetinde kocaya kaptırınca komple bayır aşağı. Oğlun varmış? Hı hı. Bak Erdal Noraman, 32 yaşında emlakçı. Evi neredeymiş? Evinin nerede olduğunu biliyor muyuz? Geldik bile. Sakin. Sakin. Yavaş. Ali sakin. He. Yavaş. Ali yavaş. Merhaba. Siz Erdal Noraman mısınız? Evet, buyurun. Ben Doktor Ali Vefa. Annenizi bundan 6 saat 43 dakika önce ameliyat masasında kaybettik. Otopsi yapmak için izninize ihtiyacımız var. Bize izin verir misiniz? Erdal Bey, başınız sağ olsun. Anneniz acile yırtılmış aorta nevrezmasıyla geldi. Yani çok uğraştık ama maalesef kurtaramadık. Ölüm nedenini de tam olarak bilmiyoruz, bulamadık. O yüzden otopsi için izninizi isteyecektik. Yaşarken şu kadarcık hayrını görmedim ben o kadının. Ölüsünü ne yapayım? Efendim? Yok bir şey doktor. Otopsi falan da istemez. Gidin buradan. Ay, oh, hey. Hayır abi. Gidin dedi adam, hayır. Zorlamayalım. Ali bak dokunurum. Gidin dedi adam ya, başımızı belaya mı sokacağız? Hadi. Hadi abi. Ali. Ali bak bunları konuştuk. Sebebi baban da olsa ne olursa olsun o çizgilere basmak zorundasın. Hepimiz basmak zorundayız. Hadi. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Ali bak sen elinden geleni yaptın. Yani daha fazla bir şey yapamayız. Durdur arabayı. Saçmalama abi, saçmalama. Durdur arabayı. Arabayı durdur. Ali ne yapıyorsun? Ali! Ali dur. Ali! Ali dur. Otopsi için izin lazım. İzin lazım. Ne yapıyorsun, manyak mısın? Al şunu. Otopsi için izin lazım. İzin vermeniz lazım. Al şunu götür. Ali, Ali yapma bak. Allah aşkına dur ya. Otopsi için izin. İzin vermeniz lazım. Ali, dur. Allah aşkına dur. Ali, Ali ne yapıyorsun? Kapıyı aç. Kapıyı aç. Otopsi lazım. Alır mısın şunu? Ali, yapma. Ali. Böyle bitmez. Böyle bitmemesi lazım, tamam mı? Niye öldü? Niye öldü? Ali, tamam. Dokunma bana. Dokunma. Yapma. Dokunma. Ali. Kapıyı aç.
Adam polis arıyor. Ali, Ali bak tutuklayacaklar seni. Ne olur yalvarıyorum. İzin lazım. İzin vermeniz lazım. Ali, hayır, adam... hayır. Ölmemeliydi. Bu benimle ilgili değil. Bu babamla da ilgili değil. Otopsi, otopsi. Ya tamam da bu adamla da bir ilgisi yok. Ali bak polisi arıyor. Ne olur gidelim. Al şunu. Otopsi lazım. Ali. Otopsi lazım. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Bak polis arıyor. Kapıyı aç. Ya tutuklayacaklar seni. Polis geliyor. Kapıyı aç. Sen iyi misin? Neşterim. Neşterim aldılar. Ha, dur dur sakin ol. Ben aldım onu. Alıyorum onu. Al bunu da. Çok kötü oldu değil mi? Ameliyatımı da kaçırdım. Yok be yavrum. Ne olacak ne ameliyatı? Şey merak etme. Demir geldi. Senin yerine demir girdi. Fermanla ikisi halletti hastanede. Her şey yolunda merak etme sen. Ferman Hoca çok kızdı mı bana? Yok ya niye kızsın? Çok büyük bir şey atlattı. Peki Tanju Hoca o da kızmadı mı? Yok Tanju da kızmadı. Çünkü haberi yok. Ve bilmesini de istemiyoruz. Tamam mı? Bu aramızda kalacak. Hastanede kimse bilmeyecek. İyice anladın mı Ali? Peki ben tekrar hapse girecek miyim? Hayır Ali niye hapse gireceksin? Biz hepsini hallettik oğlum. Sağ olsun Erdal Bey de şikayetçi olmadı. Ama bir daha onu görmeye asla gitmeyeceksin tamam mı? Onu asla rahatsız etmeyeceksin hani. Çünkü uzaklaştırma emri çıkarttı. Ali eğer onun yanına gidersen herkes sana çok kızar. Anladın mı Ali? Anladın mı? Bitti. Anlıyorum. Tamam çocuk. Şimdi sen aşağı in. Arabanın yanına bekle. Ben birkaç tane daha evrak imzalayıp geliyorum. Memur Bey ben şunu da imzalayayım. Ne oldu? Çok mu kızdı? Hiç. Nasıl hiç? Ne bileyim. Ya insan bir şekil karşı koyamıyor Ali'ye. Hayır da dinlemiyor herif. Ferman Hoca da bunu biliyor tabii. Vallahi ağız tadıyla bile kızamadı bana. Acıdım vallahi. Yani hatta kendince teşekkür bile etti galiba bana. İyi ki oradaymışsın dedi. Bir saniye. Ceza yok mu? Aynen devam. Tamam. Yalnız Açı, ya gülüm güneş falan şu tutuklanma olayını bir süre kimseye dillendirmeyelim tamam mı? Yani Ali'nin durumu belli zaten. Burada kapansın olan. Tamam. Ay çok rahatladım. Tabii ki. Ama daha önemli bir şey var. Benim bunu Nazlı'ya söylemem gerek.
bunu sabah akşam sürüyorsun. Ve artık domates yasak. Tamam? Kabarıyorsun domates yediğinde. Domates yok. Tamam evladım. Hı, tamam. Sen al bunu. Ha. Var mı başka şikayetin? Teşekkür ederim. Tamam, geçmiş olsun. Ya Ali nerede biliyor musunuz? Arıyorum, ulaşamıyorum. Ben biliyorum. Ya, lütfen artık lafı dolandırma, söyler misin? Bir şey mi oldu? Bir şey oldu. Babasıyla bir şey oldu. Babasıyla mı bir şey oldu? Yok, babasıyla ilgili değil ya. Yani onunla ilgili de olay o değil. Yani hayranım sana, lafı dolandırmıyorsun gerçekten. Ali bir hasta yakınını rahatsız etti biraz. Evine gidip. Evine mi gidip? Hı, yani beraber gittik. Adam da polisi arayınca. Polis mi? Hı. Ali nezarethende şu an. Ne demek nezarethende? Sen niye duruyorsun o zaman? Koşsana. Ya dur. Adil Hoca yanında zaten. Şimdiye çıkarmıştır bile. Ya siz gelmeyin, ben direkt evine götüreceğim dedi. Hastanede kimse bilsin istemiyor. Öf, güya hata yapmayacaktı ya. Babasıyla yaşayamadığı yüzleşmeyi şu anda hastanın üzerinden tatmin etmeye çalışıyor. Babasıyla yüzleseydi bundan olmayacaktı. Ya benim gitmem lazım. Ben gitmek istiyorum, gitmem gerekiyor. Kliniği ne yapacağım? Hiç bana bakma, benim hastam var. Ya Demir. Ben bakarım. Gitsen acil bir durumun varsa. Ben burayla ilgilenirim, işim yok zaten. Hı. Sonra da Tanju Hoca'ya gidip şikayet edeceksin. Nazlı kliniği bıraktı gitti diyeceksin. Söyleyecek olsam, Nazlı gidersen söylerim derdim. Zaten sabah da yardım etmedin mi? Ha, diyorsan ki ben güvenmiyorum. Sen bilirsin. Dur. Gel, tamam. Tamam, kal sen. Gerçekten gitmem gerektiği için kal diyorum. Yoksa kabul etmem. Yani bir zeytin dalı falan uzattığımı sanma, böyle fikirlere kapılma, tamam mı? Ali, artık baban hakkında konuşmak ister misin? Neden herkes bundan bahsedip duruyor? Çok üzgün olduğun için olabilir mi? Üzgün değilim. Ali, sen bugün ölmüş bir kadını oğluyla barıştırmaya çalıştın. Ne yaptığının farkında değil misin? Aslında sensin babasıyla barışmaya çalışan. Barışmak istemiyorum. Gitsin istiyorum, tamam? Gitsin istiyorum. Ali, senin babandan ben de hoşlanmıyorum. Sen ne biliyorsun bunu? Ama her insan hata yapar. Pişman olabilir. Barışmasan da, affetmesen de bence onu dinlemelisin. Hem ne söyleyeceğini hiç merak etmiyor musun onu?